Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. sınıfın yeni kitabı olan Sunshine English kitabının birinci ünitesi Unit 1 Life Hayat ya da Yaşam ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book. Page 10. Sayfa 10'la başlayalım. Part 1. Listen to the song and put the pictures in order. Şarkıyı dinle ve resimleri sıraya koy diye bir bölümümüz var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalıp kelimemiz var. Bu 5 tane kalıp kelimemizi şarkımızda sırasıyla söyleyecek ve resimlerle hangisi olduğunu eşleştirmemiz istenecek. Bir kelimelerimizi bir tekrarlayalım. Ondan sonra şarkımıza geçelim. Wash face, yüz yıkamak. Comb hair, saç taramak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Brush teeth, diş fırçalamak. Go to school, okula gitmek. Now we can listen to the song. Şimdi şarkımızı dinleyebiliriz. Ve hangi resimle alakalıysa eşleştirelim. 1. Listen to the song and put the pictures in order. This is the way I wash my face, wash my face, wash my face. This is the way I wash my face in the morning. This is the way I comb my hair, comb my hair, comb my hair. This is the way I comb my hair in the morning. This is the way I have breakfast. Breakfast, have breakfast. This is the way I have breakfast in the morning. This is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth in the morning. This is the way I go to school, go to school, go to school. This is the way I go to school in the morning. That's all. Let's check. Hadi eşleştirelim. Wash my face. Number one. Yüz yıkamak. Comb my hair. Saç taramak. Number two. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Three. Brush my teeth, diş fırçalamak. 4. And go to school, okula gitmek. 5. Şarkımızın sözleriyle resimleri tamamlamış olduk. Şimdi şarkımızı bir verelim. Şarkımızın sözleri şu şekilde. Eğer YouTube'dan telif yersek, şarkı kaldırılırsa Milli Eğitim'in yayınladığı kasetteki şarkımız. Şu başlığı, This is the way I wash my face yazarsanız YouTube'da daha güzel ve videolu şarkılar mevcuttur. Oradan da izleyebilirsiniz. Page 11, sayfa 11'deyiz. Part 2. Look at the pictures. Resimlere bak and match them to the phrases. Ve ifadelerle onları yani resimleri eşleştir. Find the extra picture. Fazladan bir tane resmimiz var. Onu da bul demiş. Şimdi verilen kelimelerimizi resimlerle eşleştirmesini yapalım. Resimlerden teker teker gidelim. The first picture, ilk resmimiz yukarıdaki kalıplara baktığımızda hang around, brush my teeth, take care of my dog, take a nap, help my mother, have lunch, go shopping. Verilen kelimelerle eşleştirelim. Number three, brush my teeth, diş fırçalamak. Number four, have lunch, öğlen yemeği yemek. Number one, hang around, takılmak, dolaşmak, dolanmak. This is not given, verilmeyen resmimizde, ekstra resmimizde bu. Number seven, take a nap, uyuklamak, kestirmek. Five, take care of my dog, köpekle ilgilenmek, köpeğime bakmak. 2. Help my mother,
Anneme yardımcı olmak. Anneme yardım etmek. And last one is six. Go shopping. Alışverişe gitmek. Part 3. Sing the song in activity 1 using the pictures above. Şimdi de videonun en başındaki sayfa 10'daki This is the way şarkımızın bu yaptığımız etkinlikteki resimlerle söyleyeceğiz. Artık bunlardan hangisini kullanırsanız yukarıdaki görsellerden sınıf içinde kendimize göre şarkı uyduruyoruz. Bunu da sınıf ortamında yapıyoruz. Part 4. What do you do at weekends? Weekends hafta sonları. İki tane do var. Demek ki bir tanesi yapmak anlamında kullandığımız do. Hafta sonları ne yaparsın sorusuna bir tane cevap yazalım. I don't get up early at the weekend. We visit my grandparents and have our breakfast there at about half past ten. After breakfast, I meet my friends. We run errands like doing shopping with my family on Sundays. Türkçesini de verelim. Metni daha kolay anlayabiliriz. İsterseniz siz bu örneklerden yardım alarak kendi hafta sonunuzu yazabilirsiniz. Next page 12. Sayfa 12'deyiz. Yine bir dinleme metnimiz var. Part 5. Listen and put the dialogues in order. Bu sefer de dinliyoruz. Konuşmaları sıraya diziyoruz. Verilen şu saat sorma ve cevap vermelerden hangisi birinci söylediyse onun kutusunun başına bir numarayı yazıyoruz. Let's listen. Hadi dinleyelim. Tape script 2. 5. Listen and put the dialogues in order. What's the time? It's 5 o'clock. What time is it? It's 3:20. What time is it? It's 5:15. What's the time? It's 8:50. Okay, that's all. Let's check. Hadi kontrol edelim. Tape script 2. 5. Listen and put the dialogues in order. What's the time? It's 5 o'clock. What time is it? It's 3:20. What time is it? It's 5:15. What's the time? It's 8:50. Eminim ki herkesinki bu şekilde yapılmıştır. Part 6, 6. bölümde ise work in pairs, ikili olarak çalışın. Act out the dialogues above. Yukarıdaki şu verilen saat sorma ve cevaplandırmayı sınıf ortamında ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızla karşılıklı olarak pratik yapıyoruz. Page 12, Part 7, Study Times. Şu saatlere çalışınız. Saatler bizim olmazsa olmazımız. 8. sınıfa kadar hatta liseye kadar saatler olmadan cümleleri eksik bırakmış oluruz. Şimdi saatlerle ilgili öncelikle soru sorarken şu iki kalıbı da kullanabiliyoruz. What's the time? What time is it? İkisinin de Türkçe olarak anlamı saat kaç? Saat kaç diye sorduğumuzda verilen kısımlardan öncelikle tam saatler için o'clock. Buçuk veya yarımlar için half past. Çeyrek geçiyor dediğimizde quarter past. Çeyrek var dediğimizde ise quarter to'yu kullanıyoruz. Bunları hallettiysek saatlerimizin %90'ını halletmiş sayılırız. Geriye kalanlar artık beşer beşer saymaya bakıyor. 5 geçiyor 5 past, 10 geçiyor 10 past, 15 yani çeyrek geçiyor quarter past, 20 geçiyor 20 past, 25 geçiyor 25 past. Sayımızın yanına past koyduğumuz zaman geçiyor anlamı katıyoruz. Bunun tam tersi sayının yanına to geldiğinde ise var veya kala anlamı katıyor. 5 to 5 var ya da 5 kala. 10 to
10 var veya 10 kala. Quarter to 15 var veya 15 kala. 22 20 var veya 20 kala. 25 to 25 var veya 25 kala olarak saatlerimizi bol bol tekrarını yapalım. Saatlerle ilgili bölümde AM and PM kullanışı var. Bunlarla bazen testlerde hata yapmamıza sebep oluyor. Bunlara dikkat edelim. AM dediğimiz zaman gece yarısından öğlen 12'ye kadar olan saatler için kullanıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dediğimizde AM, öğlen 12'ye kadar AM kullanıyoruz. Öğleden sonra gece yarısına kadar ise PM, yani 12'den sonraki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bunlara dikkat ediyoruz. Bu tip saatlerimizi söylerken de PM kullanıyoruz. Biz 14 yerine PM ile kullanırsak 2 PM yani saat 2 de diyebiliriz. Fakat bunun sabah mı öğleden sonra mı olduğunu anlamak için sabah ise AM, öğleden sonra ise PM olarak kullanıyoruz. Dikkat ederseniz AM'deki A harfi sabah olarak da kodlayabilirsiniz. Midnight gece yarısı, noon öğlen, midnight gece yarısı olarak söylüyoruz. Şimdi baktığımızda AM demiş, one saat, it is one o'clock, saat tam bir demiş. Fakat AM dediğimizde bunun gece bir olduğunu anlıyoruz. Yine AM saat 3.30, sabaha yakın 3.30. Bu sefer saat 8'e çeyrek var dediğimizde PM kullanmış, artık geceye, akşam üzeri saat 8'e çeyrek var olarak anlıyoruz. Yine PM dediğimizde öğleden sonra 14 olarak da söyleyebiliriz. 2'ye 20 var olarak kullanıyoruz. PM vermiş yine, güneş de göstermiş burada. Saat 5'i çeyrek geçiyor, yani akşam 5'i çeyrek geçiyor ya da 17.15'te diyebiliriz. Bunlara AM ve PM olarak dikkat edelim. Attention, dikkat anlamına geliyor. Attention, dikkat. What's the time? Saat kaç? It's 5 o'clock, saat tam 5. What time is it? Yine dikkat ederseniz kalıbı biraz değiştirmiş. Fark etmez. İkisi de saat kaç olarak soruyoruz. It's quarter past 5. 5'i çeyrek geçiyor. What's the time? Saat kaç? It's 10 to 9. 9'a çeyrek var. Dikkat ettiğimiz tek kısım past mı yoksa to mu kullanılmış? Bunlara dikkat ediyoruz. Diğer türlü saatlerle ilgili hiçbir sıkıntımız eminim ki yoktur. Page 13, sayfa 13 ile yine bir dinleme metniyle devam ediyoruz. Bu sefer demiş ki listen and follow the route. Dinle ve rotayı, yönleri takip et. Then daha sonra do the activity with your partner. Bu arkadaşınla etkinliğimizi tekrarla veya yap demiş. Start kelimesini kullanmış buraya, bakalım ne anlama geliyor. Başlangıç olarak buradan başlıyoruz bulmacamıza. Verilen 12 tane resimden hangilerini söylüyorsa tek tek onun üzerinden gidiyoruz. Ve en son aşağıda verilen ABC, ABC'den hangisi çıkıyorsa verilen dinleme metnine göre onu yuvarlak içine alıyoruz. Let's start. Hadi başlayalım. 8. Listen and follow the route. Then do the activity with your partner. I wash my face at 7 o'clock in the mornings. We go to the cinema at 9:30 p.m. on Saturdays. We go to the dance course at 8:30 p.m. on Wednesdays. Diğer resimler için kitabınızdan takip edelim. I read books at 9:15 p.m. in the evenings. We play football at 2:45 at weekends. I swim in the pool at 10:00 to 9:00 a.m. every day. We have lunch at the cafeteria at 10:12 p.m. on weekdays. Okay, let's check. Hadi kontrol edelim. I wash my face at 7 o'clock in the mornings. Sabahları saat 7'de yüzümü yıkarım.
We go to the cinema at 9:30 p.m. on Saturdays. Biz cumartesi günleri p.m. öğleden sonra 9:30'da, yani artık akşam 9:30'da sinemaya gideriz. We go to the dance course at 8:30 p.m. on Wednesdays. Çarşambaları akşam 8:30'da biz dans kursuna gideriz. Üçüncü resmimiz de bu. I read books at 9:15 p.m. in the evenings. Akşamları akşam 9:15'te kitap okurum. We play football at 2:45 at weekends. Hafta sonları 3:15 futbol oynarız. I swim in the pool at 9:10 a.m. every day. Her gün sabah 9:10 havuzda yüzerim. We have lunch at the cafeteria at 10:12 p.m. on weekdays. Biz hafta içi saat öğleden sonra 12:10 kafeteryada ya da kantinde öğlen yemeklerini yeriz. Ve böylece B şıkkından dinleme metnine göre çıkmış olduk. Next page 14, sayfa 14, yine bir dinleme metnimiz var. Dinleme metnine şöyle bir bakalım. Listen and complete the text. Dinle ve metni tamamla. Use, kullan, neyi kullan? Şu verilen in, at, on, p.m., o'clock. Bunları verilen sayılarda kullan. One is extra. Bir tane fazladan verilmiş. Buna da dikkat ediyoruz. This is me, Alex. Ben Alex. Dinleme metnimizi dinleyelim bakalım. 9. Listen and complete the text. This is me, Alex. I live in a small house with a big garden. I play basketball in the garden in the evenings on weekdays, and I have a picnic with my family at the backyard at weekends. I have a treehouse at the backyard. My friends and I meet there after school. I do my homework there. I finish all my homework at 4 p.m. I go to bed early at nights. There are many buildings in our neighborhood. I hang around or skateboard with my friends in the afternoons, but we go home before 6 p.m. And this is my favorite place, dance and gym. There are dance courses on Friday afternoons. My best friend, Mike, and I learn Morris dancing. We love dancing. Okay, that's all. Let's check. İlk boşluğumuzdan sonra the evenings dediği için in the evenings olarak kalıbımızı kullanıyoruz. Weekdays derken hafta içi günleri on ile kullanıyoruz. Weekends hafta sonları derken at olarak kullanıyoruz. Bir diğer boşluğumuzda öğleden sonra 4 dediği için saatlerden önce at kullanıyoruz. Nights geceleyin derken yine at kullanıyoruz. The afternoons günün bölümlerini söylerken sabah, öğle ve akşamda her zaman in kullanıyoruz. Ve bir diğerinde saat 6 dedikten sonra hangisini kullanabiliriz verilenlerden? Tabii ki p.m. öğleden sonra 6 olarak kullandık. Ve en son boşluğumuzda da Friday afternoons günlerden önce ne kullanıyoruz? On olarak kullanıyoruz. Verilen metnimizin Türkçesinde şöyle gösterelim. İster videoyu durdurursunuz, ister ekran görüntüsünü alırsınız. Biz videoda çok fazla uzatmayalım. Hemen diğer etkinliğe geçelim. 10. Read the text above. Yukarıdaki metni oku. And tick the correct pictures. Ve doğru resimlere tick at. Yukarıdaki konuşmaya göre verilen resimlerden hangisini işaretliyoruz? Hemen başlayalım. Birincisi, evimizin arka bahçesinde piknik yaptık demişti. Evimizin arka bahçesinde yine bir
evimiz var demişti. Daha sonra kaykay yapıyoruz arkadaşımla ve dans etmeyi seviyoruz demiş. Şunu da alabiliriz ama bu Türk halk musikisine göre halay olarak kullanıyoruz. Orada bir Morris dansı var. Dans dediği için bunu da işaretlesek, bunu da işaretlesek çok da yanlış sayılmaz. Part 11. Read the text above again. Yukarıdaki metni tekrar oku. And match the parts. Bölümleri eşleştir. One is extra. Bir tanesi fazladan verilmiş. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. Verilen şu 5 taneden bir tanesi fazlalık verilen cümlelere metne göre. Let's start. Mike and I learn. Mike ve ben öğreniyoruz. Ne öğreniyoruz? Morris dancing. Morris dansını öğreniyoruz. My friends and I meet. Benim arkadaşlarım ve ben buluşuyoruz. Nerede buluşuyoruz? Okuldan sonra ağaç evde buluşuyoruz. My family and I, benim ailem ve ben sahibiz ya da yapıyoruz. A picnic at the backyard. Arka bahçede, avluda piknik yapıyoruz. I come back, geliyorum, in the tree house after school. Okuldan sonra ağaç eve geliyorum ya da uğruyorum diyoruz. Part 12. We tell the text using the extra pictures in activity 10. 10. etkinlikteki fazladan verilmiş resimleri kullanarak metni tekrar anlatın, tekrar söyleyin. Daha sonra talk about your own daily routines and activities ve kendinize ait günlük rutinlerinizi ve etkinliklerinizi anlatınız. Burayı da kendimize göre yapabiliriz. Page 15, sayfa 15. Listen to Mike and Fulya and find the right picture. Mike ve Fulya'yı dinle, doğru resmi bul. Evet, yine Morris dansı ile ilgili metnimiz var. Metnimizi bir dinleyelim. 13. Listen to Mike and Fulya and find the right picture. Hi Mike, I'm Fulya, your friend from the summer camp. Do you remember me? Hi Fulya. Sure. How are you? Fine. I need your help, Mike. I want to ask some questions for my project. Sure. What is the project about? About an English team's daily routines. Talk about your daily routines, please. I always wake up at 6 o'clock in the morning on weekdays. I get ready for school. My school finishes at 2. What do you do after school? I go home after school. I finish my homework before 4 o'clock. Then I play football with my friends. But we sometimes hang around. On Friday afternoons, I have a dance lesson. Dance? Yes. I learn Morris dancing with my best friend, Alex. What is Morris dance? It's a traditional English dance. The dancers carry white handkerchiefs or short sticks. I'll search about this dance. And what about the weekend? What do you do at weekends? I get up at 8 o'clock and I go to a swimming course. Then I visit my grandparents at about 10:30. I run errands for them. Run errands? What does it mean? I mean I go out to buy or do something. Then? Then I go home and have a rest. Oh, I keep a diary at weekends. Thank you very much, Mike. You're welcome. Okay, Morris dansı ile ilgili biraz daha bilgi verdi. Morris dansına göre ne yapıyoruz? Doğru resmimiz bu diyoruz. Şöyle değişik bir dans. Fulya ile Mike'ın konuşmaları şu şekilde. Ve bir de Türkçesini verelim. Türkçesini de şöyle hazırlamış olalım. Siz yine ekran görüntüsü alabilirsiniz. Biz devam edelim. Listen again and write true or false.
tekrar dinle ve doğru veya yanlış olarak yaz demiş. Tekrar dinlemek için isterseniz geriye sardırıp bakabilirsiniz. Biz etkinliğimizi yapalım. His school starts at 2. Okulu saat 2'de başlıyor demiş. Verilen metnimize göre okulu saat 2'de başlamıyor. Saati okul 2'de finish, bitiyor. Düzeltilmiş halinde böyle yapabiliriz. Mike has flamenco lessons on Friday afternoons. Mike flamenco derslerini cuma öğleden sonraları alıyor. This is false again. Not flamenco, it's Morris. Flamenco yerine Morris dansı olarak değiştirebiliriz. 3. Morris dancers carry white handkerchiefs or short sticks. Morris dansçıları beyaz eldivenler taşıyor ya da kısa çubuklar taşıyor. Kesinlikle doğru olması lazım. Sonuçta Morris dansçıları. 4. He gets up at 8 o'clock on Saturdays. Cumartesi günleri saat 8'de uyanıyor. That's true. He has swimming course on Saturdays. Cumartesi günleri yüzme kursu varmış. This is true again. Bu da doğru. 6. He visits his aunt and uncle. Halasını ve amcasını ya da teyzesini ve eniştesini, artık onlarda böyle bir kavram yok, ziyaret ediyor. That's false. Not his aunt and uncle. Teyzesi veya amcası değil. Kimi? Grandparents. Büyük anne babasını, dedesini ziyaret ediyor. 7. He runs errands for his grandparents. Dedesi için, büyük anne büyük babası için ayak işleri yapıyor. That's true. Bu da metne göre doğru diyoruz. Complete the sentences about Mike. Mike ile ilgili cümleleri tamamlayalım. İlk boşluğumuzu, o hafta içi sabahları 6'da uyanır. Okuldan sonra eve gider. Saat 4'ten önce ödevlerini bitirir. Cuma öğlenleri dans dersleri var. Saat 8'de hafta sonları uyanır ve hafta sonları ne yapar? Günlük tutar olarak boşluklarımızı tamamladık. Attention, yine bir dikkat bölümüne geldik. Dikkat bölümü dediğimiz yerler yazılılarda çıkacak bölümlerdir. Bunları da böyle alalım. In, on, at. Bu üç tane yamuk kelimemiz Türkçe'de D-DA anlamında kullanıyoruz. Fakat İngilizce'de kullanırken her birinin kullanım alanları biraz farklı. Şöyle diyebiliriz. At kelimesini saatlerde genel olarak, on kelimesini günlerde, in kelimesini ise aylarda, mevsimlerde, yıllarda ve sabah, öğle, akşam derken kullanıyoruz. Şu geri kalan at nights, at noon, at midnight, birkaç tane kurala uymayan kelimelerimiz var. Bunları da kullana kullana ezberliyoruz. Ama genel olarak bir daha söyleyelim. On günlerde, at saatlerde, in ise aylarda, mevsimlerde ve yıllarda olarak kullanıyoruz. 16. Mike is a helpful boy. Mike yardımsever bir çocuk. He runs errands for his grandparents. Büyük anne babası için ayak işlerini yapar, getir götür işlerini yapar. Do you run errands for your family? Sen ailen için, yani ailene yardımcı olur musun manasında bir sorumuz var. Burayı da tamamlıyoruz. Verilen soruya cevabımızı yazalım. Mike yardımseverse bizim ondan aşağı kalır yanımız yok elbet. Yes, of course. I run errands for my family all the time. I help my mom with grocery shopping and cooking. Sometimes I run errands for my dad. I like washing his car and I pick up his dry cleaning. I am happy to help out my family. I always empty the dishwasher. It's important to help our family. Bir de Türkçesini söyleyelim. Evet, tabii ki ben de ayak işlerine bakıyorum, getir götür yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Her zaman aileme yardımcı oluyorum.
Anneme alışverişte, market alışverişinde yardımcı oluyorum ve yemek pişirmesine de mutfakta yardım ediyorum. Bazen babamın ayak işlerini de yapıyorum. Arabasını yıkamayı seviyorum ve bazen de ne yapıyorum? Kuru temizlemesini alıyorum. Ben aileme yardımcı olduğum için mutluyum ve her zaman bulaşık makinesini ben boşaltıyorum. Aileme yardımcı olmak önemlidir. Burayı kendinize göre de farklı cümleler yazabilirsiniz. Page 16, sayfa 16, part 1. Birinci bölümle bakalım. 4 tane metnimiz var. Bununla ilgili resimlerimiz var. Resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Hemen ilk cümleyle, ilk parçayla başlayalım. She is Maria. She is 12. She is Spanish. She plays tennis on Wednesdays. But her favorite hobby is horse riding. She goes horse riding at weekends. She takes care of her horse because she loves her. Şimdi verilen metne göre horse riding dediği için ne yapıyoruz? Ata binmeyi Maria ile eşleştiriyoruz. 2'ye baktığımızda Murat's favorite hobby is dancing. He and his friends learn horon after school. Horonu görünce başka bir resim aramaya elbette gerek yok. 3. She is Mia. She is from the USA. Mia and her friends attend a drama class after school on Mondays and Wednesdays. Find her in the photo. She is wearing a white t-shirt and pink skirt. Acting out is the most important part of the drama, so she trains hard. Drama dediğimizde hemen aklımıza tiyatro, oyunculuk gelsin. Burada da oyunculukla ilgili en yakın resmimiz. Farklı bir oyunculuk yapıyorlar sanırım ama olsun. 4. His name is Steve. He goes to school early in the morning. He comes home and takes a nap. Then he finishes his homework. He takes violin courses. Violin bizim için burada önemli olan kelimemiz keman kursu. At 6:30 p.m. on Tuesdays and Thursdays, he plays the violin for us every weekend. He has dinner with his family at 8:30 p.m. He goes to bed at 10:15 p.m. This is Steve. Şimdi verilen metinlerin de Türkçesini şöyle gösterelim. Metinleri daha rahat anlayabiliriz. Geçiyoruz diğer etkinliğe. 18. Read the text again. Metinleri tekrar okuyunuz. Fill in the blanks ve boşlukları tamamlayınız. Hemen tamamlamaya geçelim. Siz isterseniz metinleri daha iyi anlamak için bir kere daha okuyabilirsiniz. Number 1. Maria. Blah blah blah. Tennis on Wednesdays. Çarşamba günleri tenis. Ne diyeceğiz? Play. Oynar. Maria tek bir kişi olduğu için plays s takısını getirerek kullanıyoruz. Bu ünitemizde s takılarına dikkat ediyoruz. Eğer tek bir kişi ise s takısını kullanıyoruz. She, o kız yine bir kişi olduğu için go horse riding değil de goes horse riding olarak cümleyi tamamlıyoruz. 2. Murat horon after school. Okuldan sonra horon ne yapıyordu? Öğreniyordu. Learn kelimesini Murat olduğu için learns olarak düzeltiyoruz. Mia yine tek bir kişi. Bu yüzden attends, katılıyor. Hafta içi drama derslerine katılıyor. Steve yine bir kişi. Ödevlerini finishes, bitiriyor. Yine s takısı kullandık. Ve ne yapıyor? Keman kursuna gidiyor, keman kursu alıyor, takes, s takılarını kullanarak cümlelerimizi tamamladık. Bunlara dikkat edelim. Bu da yazılı sorusu olarak gelir. 19. 19. bölümde ise 17. etkinliği tekrar okuyun ve soruları cevaplandırınız. Number 1. Bir numaralı soruya baktığımızda What does Maria do on Saturdays? Maria cumartesi günleri ne yapar? Maria cumartesi günleri ne yapıyordu? Hemen metne baktığımızda she goes horse riding at weekends. Hafta sonları yani cumartesi günü ata binme kursuna gidiyor. Cumartesi, hafta sonu, bazen böyle hafta sonu deyip gün olarak da verebiliyor. Sorularda bunlara dikkat edelim. 2. When does Murat learn horon? Murat when, ne zaman horon öğreniyor? He learns horon after school. Okuldan sonra öğreniyor. 3. What do
Mia and her friends do after school on Mondays. Pazartesi günleri okuldan sonra Mia ve arkadaşları, yani birden fazla, Mia ve arkadaşları ne yapıyor? They, onlar, yani Mia ve arkadaşları attend a drama class after school on Mondays. Pazartesi günleri okuldan sonra tiyatro, drama sınıfına, drama dersine gidiyor. 4. What time does Steve take violin courses? Steve, saat kaçta? What time? Diğer bir soru kalıbımız. Saat kaçta keman dersi alıyor? He takes violin courses at 6:30 p.m. PM olduğuna göre artık öğleden sonra 6:30'da alıyor diyoruz. Page 17, sayfa 17 ile devam ediyoruz. 20. Look at the brochures in activity 21 and fill in the blanks. Etkinlik 21'deki aşağıdaki verilen 4 tane broşüre bakıyoruz, fotoğrafa bakıyoruz ve boşlukları tamamlıyoruz. Verilenlerde horse riding, ata binmek dediği için ata binmek olan ile hemen dolduralım. Sen ata binme kursuna gidebilirsin. Ne zaman? Saat 6:30'dan 7:30'a kadar ve weekends, hafta sonları gidebilirsin dedik. Horon dansı dediği için hemen horon dansına bakıyoruz. Horon dansını da 6 çeyrekten pazartesiden cumaya kadar kullanabiliyoruz. Pazartesiden cumaya kadar 6'yı çeyrek geçene yapıyormuş. Horon dans kursuna gidiyormuş. Keman kursu başlıyor. Saat kaçta başlıyor? 6:30'da at 6:30 p.m. olarak kullanıyoruz. Ve en son drama class, drama dersi için olan broşüre baktık. Sen drama kursuna her ne zaman katılabilirsin? Her pazartesi ve her çarşamba olarak katılabilirsin demiş verilen broşüre göre. Şimdi broşürlerimize bakalım ve verilen etkinliği yapalım. Time, önemli kelimeleri hemen söyleyelim. Time, saat. Date, tarih. Event, olay. Şimdi bunlarla ilgili soru sorup cevap verelim. Şöyle horonla ilgili bir tane broşür vermiş. Broşürü hemen okumasını öğrenelim. Bazen testler broşür okumayla geliyor. Horon dansı komik, hızlı ve kolay. Türk halk dansı demiş yan tarafta. Pazartesiden cumaya kadar, öğleden sonra 6 çeyrek demiş, saatini vermiş. Sign up now, şimdi kaydol demiş şuradaki kısımda ise. Alttaki verilen kısımda da adresini vermiş. Dans kursunun adresini. Ve en aşağıda da bir tane mail adresi vermiş. Bu da iletişim adresi olarak kullanabiliriz. Bunları okumayı öğrenelim. Ben horon dans kursuna katılıyorum demiş. Arkadaşı da ne zaman katılıyorsun? When is the course? Kurs ne zaman? Hemen kurs ne zaman dediği için ne yapıyoruz? It's on weekdays. Pazartesiden cumaya dediği için hafta içi cevabını vermiş arkadaşımız. What time does it start? Saat kaçta başlıyor dediğinde de verilen saati kullanıyoruz. 6'yı çeyrek geçe. It starts at 8:15 p.m. olarak vermiş bunun broşürünü. Şimdi biz diğerlerine şöyle bir göz atalım. Drama sınıfı için, drama dersi için free beleşmiş. Her pazartesi ve çarşamba saat 4'ten 5'e kadar öğleden sonra şu bulvardaymış Londra'da. Şu numarayı da call. Call aramak kelimesi. C harfi biraz telefona benziyor. Onu da öyle kodlayabilirsiniz. Hemen bakalım. I take attend drama classes. When is the course? Kurs ne zaman? It's on Mondays and Wednesdays. What time does it start? Saat kaçta başlıyor? Onu da hemen. It starts at 4 p.m. Saat 4'te başlıyor olarak ilk drama dersi için konuşmamızı yapmış olduk. Diğerine bakalım. Atabinme kursu için başladığımızda dönemlik 50 poundmuş fiyatı. Hafta sonları saat 6:30'dan 7:30'a. Şurada da internet adresi verilmiş. Şöyle bakalım. Kurs ne zaman? Kurs hafta sonları. Saat kaçta başlıyor? Saat 6:30'da başlıyor olarak verilen metne göre cevaplarımızı yerleştirdik. Ve son kursumuz keman kursu. Şurası önemli. 7 yaş ve üzeri anlamında kullanmış. Öğleden sonra 6:30'da salı ve perşembe günleri adresini vermiş ve internet adresini vermiş. Bunlara göre de cevaplarını gösterebiliriz. 22. bölümde ise What's the date today? Çok süper bir kalıp. Bunun da altını güzelce çiziniz.
bugün günlerden ne? Sorusunun İngilizcesi. What's the date today? Which courses above you can attend today? Bugün yukarıdaki kurslardan hangisine katılabilirsin demiş. Burayı kendi cümlelerimizle doldurabiliriz. Today is, bugün günlerden, artık dersinizin olduğu gün hangi günse ona göre burayı günle doldurursunuz. Daha sonra verilen yukarıdaki 4 tane kurstan güne uygun hangi kurs varsa onların da isimlerini bu şekilde yazıp tamamlayabilirsiniz. Do you attend a course? Sen herhangi bir kursa katılıyor musun? Do you attend it regularly? Regularly düzenli. Düzenli bir şekilde devam ediyor musun? Do you work hard? Sıkı çalışıyor musun? Are you patient enough to be a master? Master artık bunu biliyoruz. Usta. O işte usta olmak için yeterince sabırlı mısın sorusuna. Yes, I attend swimming course. Evet, yüzme kursuna katılıyorum. I go to the course 3 times a week. Haftada 3 kere kursa gidiyorum. I regularly attend the course. Kursa düzenli olarak gidiyorum. Because, çünkü I like swimming. Yüzmeyi seviyorum. But I'm not patient. Ama çok da sabırlı birisi değilim olarak cevabını verdik. Siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Assignment ise ödev demek. Artık homework kelimesini kullanmıyoruz. Assignment, ödev. Bu ünitede öğrendiğiniz yeni kelimeleri resimli olarak sözlük oluşturun demiş. Bu da ödeviniz. 18. 18. bölümde ikili olarak çalışınız. Ask and learn what your friends does before, at, after school. Arkadaşınız okuldan sonra, okulda ya da okuldan önce ne yapıyor? Onları söyleyiniz demiş. Bir tane örnek vermiş. Kızımız sormuş. What do you do before school, Emre? Okuldan önce ne yapıyorsun diye sormuş. Emre de I have breakfast demiş. Kahvaltımı yapıyorum. Kızımız Emre'nin yerine konuştuğunda bu sefer I have breakfast yerine Emre has breakfast olarak cümleyi ne yapıyor? Dönüştürüyor Emre'ye göre. Buna dikkat ediyoruz. Biz de buraya göre şöyle bir paragraf yazalım. Buradan istediğinizi alıp kullanabilirsiniz. Bu benim arkadaşım Furkan. O çok disiplinli bir çocuk. Bu yüzden başarılı bir yüzücü. Sabahları kocaman bir kahvaltı yapıyor. Daha sonra 2 saat egzersiz yapıyor, antrenman yapıyor. Öğleden sonraları bisikletle liseye gidiyor. Akşamları ise arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. O gitar çalmayı seviyor. Geceleri erkenden yatıyor. Hafta sonları arkadaşlarıyla bir şeyler içmek için dışarıya çıkıyor. Burayı da kendi cümlelerinizle farklılaştırabilirsiniz. Yine bir attention bölümündeyiz, dikkat bölümündeyiz. Az önceki yaptıklarımızın aynısını yapmış. Ne yapmış? What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın sorusunu. I go home after school. Okuldan sonra eve giderim demiş. Fakat bu sefer de Steve başkası için konuştuğumuzda, tek bir kişi için konuştuğumuzda ne yapıyoruz? S takılarını kullanmasını gösteriyoruz. What time do you demişti? Does Steve olarak kullanıyoruz. Bazılarımızın aklına you da tek bir kişi, sen olarak kullanıyorsun diyoruz ama you kelimesi sen veya siz anlamında kullanıyoruz. Bu S takılarını kullanırken dikkat edeceğimiz tek şey he, she, it ya bunlardan birisi olacak ya da Steve, Lucy, Ahmet, Mehmet bu şekilde tek bir kişi ismi olarak kullanılırsa S takılarını kullanıyoruz. Başka türlü hiçbir şeye dikkat etmenize gerek yok. Part 25. Now, şimdi talk about your responsibilities and routines. Responsibilities, sorumluluklar, görevlerimiz. Routines ise günlük yaptığımız işler. In the mornings, sabahları. In the afternoons, öğleden sonraları. In the evenings, akşamları. At nights, geceleri. On weekdays, hafta içi. At weekends, hafta sonu. Bunlarda ne yaptıklarımızı yazıyoruz. Assignment. Bir tane de ödevimiz var. Sınıf arkadaşlarınızın en sevdiği okul ya da okuldan sonraki etkinlikleri araştıran bir araştırma yapınız ve bununla ilgili poster hazırlayınız demiş. Bu da verilen ödevimiz.
Şimdi bununla ilgili şöyle küçük bir paragraf yazalım. Her hafta içi ben ilk olarak ilk dersime saat 8.30'da başlıyorum ve öğretmenimi dikkatlice dinliyorum. Benim derslerim saat 3.20 geçe bitiyor. Okuldan sonra arkadaşlarımla okulun bahçesinde azıcık takılıp basketbol oynuyoruz. Saat 4'te eve geri geliyorum. Daha sonra kedim Luna ile ilgileniyorum. Biz akşam yemeklerini cuma akşamları saat 7.30'da yapıyoruz. Ben 8'i çeyrek geçeye kadar biraz kestiriyorum, uzanıyorum, dinleniyorum. Saat tam 9'da ödevlerimi bitiriyorum ve yatağa gitmeden önce, yatmadan önce de günlüğümü yazıyorum. Siz de istediğiniz şekilde cümle yazabilirsiniz. 19. Let's practice. Uygulama zamanına geçtik. Şimdi verilen boşluklarımızı at, o'clock, past, half, quarter ile dolduruyoruz ve saatlerimizi çiziyoruz. We play football at 2-3 at weekends. Hafta sonları 3'e artık ne diyeceğiz yukarıdaki verilenlerden? Tabii ki quarter to, çeyrek kala futbol oynuyoruz. Hemen 3'e çeyrek kalayı 2.45'i çizelim. 2. I read books at quarter 9 in the evenings. Akşamları 9 çeyrek artık ne kullanacağız? Ya quarter to ya da quarter past. 9'u çeyrek geçe kitap okurum. 9 çeyreğe de çizelim. 3. I have breakfast at home. 7:30. 7.30'da saatlerden önce at kullanıyoruz. Saat 7.30'da evde kahvaltımı yapıyorum. 7.30'u da çizdik. We go to dance course. Dans kursuna gideriz. Ne zaman? Cumartesi 5'i geçe ne geçe? 5.30'da 5'i yarım geçe, 5'i 30 geçe cumartesileri dans kursuna gidelim. 5.30'u da çizelim. I swim in the pool. Havuzda yüzerim. At 10. Saat 10'da. In the morning every day. Her gün sabah 10'da dediğine göre tam saat olarak algılıyoruz artık. At 10 o'clock diyoruz. Saat tam 10'da. Hemen saat tam 10'da şöyle güzelce bir çizelim. Page 20. Oyun bölümü Game Time. Bingo oyununu oynuyoruz. Bingo oyununu eminim ki çoğumuz biliyoruzdur. Adımları şu şekilde. Aşağıdaki saatleri, zamanları çiziyoruz. Gelişi güzel olarak. Öğretmenimiz bunlardan bir tanesini okuyor. Eğer sizin kağıdınızda çizdiğiniz saatlerde varsa üstüne çarpı atıyorsunuz. Ve bütün saatleri bitirdiğinizde, bütün saatlerin üzerinde çarpı varsa ne yapıyoruz? Bingo diye bağırıyoruz ve birinci oluyoruz. Şunlara isterseniz böyle artık sınıftaki duruma bağlı. İsterseniz bunlardan tamamını saat çizip bekleyebilirsiniz. İsterseniz sadece 8 tanesini artık öğretmenimize kalmış o. Çizdiğiniz saatleri öğretmeniniz söylediğinde varsa üzerine çarpı atıyorsunuz. Bütün hepsinde çarpı olduğu zaman oyunun kazananı siz oluyorsunuz. 21. Sayfa 21'de write the missing days. Eksik günleri yazınız demiş. Hemen eksik günlerimizi şöyle bir gösterelim. Monday, Tuesday, Wednesdays, çarşamba, Thursday, Friday, Saturday, Sunday eksik günlerimizi gösterdik. Then prepare an imaginary diary. Hayal ürünü. Uydurmasyon bir günlük yazınız demiş. Sadece İngilizceniz gelişsin diye. Traditional folk dance. Salı günleri halaya gidiyoruz. Çarşamba günleri visit my grandfather. Dedemizi ziyaret ediyoruz. Thursday, perşembe günleri run errands. Ayak işleri yapıyoruz. Getir götür işleri yapıyoruz. Friday, cuma günleri takes care of cat. Kediyle ilgileniyoruz. Saturday, cumartesi günleri does all homework. Ödevleri yapıyoruz. Sunday, pazar günleri ise write diary. Günlüklerimizi yazıyoruz. Şimdi buna göre şöyle bir tane günlük uyduralım. Mustafa'nın günlüğünü yazdık. Siz de kendinize göre bir günlük yazabilirsiniz.
Part 4. Talk about the activities in your diary. Burada da günlüğünüzdeki etkinliklerle ilgili konuşunuz demiş. Bunu da sınıf ortamında yapıyoruz. Part 5. 5. bölümde ise look at your friend's diary and take note. Arkadaşının günlüğüne bak ve notlar al demiş. Burada da arkadaşlarımızın okudukları günlüklere göre notlar alıyoruz. Notlar alırken mesela I take a martial arts course. Dövüş sanatları kursu alıyorum dediğinde siz ne yapıyorsunuz? Artık ya my friend ya da arkadaşınızın ismini kullanarak takes, s taklarını kullanarak buradaki boşluklarımızı kendimize göre tamamlıyoruz. Bunu da sınıf ortamında yapmamız gerekiyor. 6. 6. bölümde ise in, on, at. Bunlarla doldurunuz. Bunları fazlasıyla kullandık dikkat ederseniz. Dolayısıyla karşımıza bol bol hem denemelerde hem yazılarda çıkacak. Ne yapıyoruz? Weekdays, hafta içi dediği için on kullanıyoruz. Nights, geceleyin dediği için at kullanıyoruz. Weekends dediğinde yine at kullanıyoruz. Saatlerden önce at kullanıyoruz. Gece hariç günün bölümlerinde sabah, öğlen, akşam derken in kullanıyoruz. Bu şekilde tamamlayabiliriz. 22. 22. sayfada sayfa 191'de bir bölümümüz var. Şu şekilde verilen kağıdımızı katlayıp zar yapıyoruz. Bununla ilgili oyunlar oynuyoruz. Sorular sorup doğru cevaplar veriyoruz. Mesela demiş ki What do you do at weekends? Hafta sonları ne yaparsın? At weekends kelimesi gelmiş zar attığında o da I attend a swimming course. Yüzme kursuna gidiyorum şeklinde kendisine göre bir cümle oluşturmuş. Bu şekilde sınıf ortamında uygulama yapabiliriz. Bir diğer bölümde de sorularla cevaplara eşleştirme var. Böyle bir bölüm her zaman yazılılarda çıkar. When, ne zaman? When do we brush our teeth? Biz dişlerimizi ne zaman fırçalarız? Bu tip sorularda öncelikle soru kalıbına dikkat ediyoruz. Daha sonra soru kime sorulmuş ona dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir zaman soru kaçırmazsınız. Ne zaman ve biz? Dişlerimizi ne zaman fırçalarız sorusuna hemen cevap verelim. Be after having meals. Meal, yemek. Yemeklerimizi yedikten sonra. What do you eat at breakfast? Breakfast, kahvaltı. Kahvaltıda sen ne yersin? Kahvaltıda ne yiyorsun? A sandwich. Sandwich yiyorum. Do you attend online courses? Bu tip sorularda da eğer cümlemiz, soru cümlemiz what, when, böyle WH questions yani Türkçe'de 5N1K diyoruz. Eğer Türkçe'de gördüyseniz 5N1K sorusuyla sorulmuyorsa evet veya hayırla cevap arıyoruz. Online kurslara katılıyor musun? No, I don't. Hayır, katılmıyorum. Do ile sordu, do ile cevapladı. Burada da does ile sordu. Bakalım ne diyor? Does your grandma live in Antalya? Senin büyük annen, ninen Antalya'da mı yaşıyor? Sorusuna da ne yapıyoruz? G. Yine no dedik. Büyük anne dediği için she olarak kullandı. Does'la sorduk. Does'la cevap verdik. Hayır, yaşamıyor. How? 5N1K sorusundan nasıl anlamına geliyor? How do you go to dance course? Dans kursuna nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun sorusunu da see, on foot, yürüyerek gidiyoruz kardeş diyoruz. 6. What time, saat kaçta ya da saat kaç? Piyano kursun saat kaçta dediğine göre saatle ilgili bir cevap veriyoruz. From 7 to 8 p.m. akşam 7'den 8'e kadar. What is the date today? Bu soru kalıbı kesinlikle öğrenilmesi gerekiyor. Bugün günlerden ne sorusunu 11 Ekim 2023 sanırım 11 Ekim den önce bu sayfayı yaparsınız gibi. Bakalım artık kim daha önce bitiriyor. Part 9. 9. bölümde ise aşağıdaki günleri tarihlerini yaz demiş. National Sovereignty and Children's Day. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. Atatürk'ü anma ve anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 19 May. Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü 15 July 15 Temmuz, Zafer Günü, Zafer Bayramı 30 August 30 Ağustos,
Republic Day, Cumhuriyet Bayramı, 29th of October olarak kullanabiliriz, 29 Ekim'e. Vocabulary, kelime bilgisi bölümüne geldik. Bu sefer de kelimelerimizle tamamlıyoruz. Verilen kelimelere hemen bakalım. Go, surf, play, walk, visit, play, do. Bu kelimelerle tamamlayınız demiş. Hemen tamamlamasını yapalım. Play voleybol, voleybol oynamak. Play computer games, bilgisayar oyunları oynamak. Do shopping, alışveriş yapmak. Surf the internet, internette takılmak. Walk my dog, köpeği yürütmek, yürüyüşe çıkarmak. Go cycling, bisiklet sürmeye gitmek. Go riding diyebiliriz, ride a bike da diyebiliriz. Bu kalıpların hepsi aynı. Verilen şu visit kelimesi bunların içinde yok. 2. Complete the sentences, cümleleri tamamlayınız. Match them to the pictures above ve yukarıdaki resimlerle eşleştiriniz. Yukarıdaki alt resimlerle verilen cümleleri eşleştirelim. Benim oyun DVD'sine ihtiyacım var. Hafta sonları bilgisayar oyunları oynarım. Hemen yukarıdaki resimlerle eşleştirmesini yaptık. Ben yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Her gün bir saat ne yapıyorum? İnternette geziniyorum. Ben fiziksel etkinlikleri seviyorum. Her gün kız kardeşimle bisiklet sürüyoruz. Ben hayvanları seviyorum. Her gün ne yapıyoruz? Köpeğimi yürütüyorum. Trendy, şık. Ben şık elbiseleri seviyorum. Hafta sonları do shopping, alışveriş yapıyorum. Go shopping de diyebiliriz buna. Alışverişe gitmek olarak kullanıyoruz. Yanlış bir kullanım değil. I like team sports. Team, takım. Takım sporlarını seviyorum. Her cumartesi ne yapıyorum? Play voleybol. Voleybol oynuyorum olarak kullandık. 24. 24. sayfada ise can do club, yapabilirim kulübü. Yani bu ünitede neyi yapabildiniz, neyi yapamadınız onları gösterdiği kazanımları elde ettik mi etmedik mi o sayfaya geldik. Artık ünitemizin sonu. Bu ünitenin sonunda ne diyor? Read and give points 1, 2, 3. Birden 3'e kadar puanlar veriniz demiş. Bu ünitenin sonunda ben ifadeleri, kelimeleri, deyimleri, neyle ilgili deyimleri? Tekrar eden etkinliklerle alakalı ifadeleri anlayabiliyorum, tanımlayabiliyorum, fark edebiliyorum demiş. Buraya kendinize göre puan veriyoruz. 3 puan verdik diyelim buraya. Ben tekrar eden olayları anlatabiliyorum, konuşabiliyorum. Ne yapabiliyoruz? Use a series of phrases and simple expressions to express my repeated actions. Benim tekrar eden eylemlerimi ifade etmek için kullanacağım basit ifadeleri ve deyimleri kullanabiliyorum. Saati ve zamanı söyleyebiliyorum. En önemli kazanımımız zaten bu. Bunu yapıyoruzdur. Basit ve kısa metinleri anlayabiliyorum. Bunu da eminim ki yapabiliyoruz inşallah. Şimdi sayfa 170'e atlayıveriyoruz. Bakalım etkinlikleri yapabilmiş miyiz? Şimdi etkinlik bölümümüzün olduğu 170'e geçelim. A. Fill in the blanks with the given words. Verilen kelimelerimizi boşluklarla tamamlayalım. Verilen kelimelerimiz şunlar. Tam bir yazılı örneği diyebilirim. Klasik yazılı. Want kelimesi, istemek anlamına gelen kelimemizin boşluğumuza doldurulma şeklini istiyor. Hemen bakıyoruz. Kişi bir kişi mi yoksa birden fazla kişi mi? Mrs. Tanner, Bayan Tanner dediğine göre tek bir kişi ve o zaman ne yapıyoruz? S takısını kullanıyoruz. Bir fincan kahve istiyormuş Bayan Tanner. A zebra, bir tane zebra. E'yi kullanmasa da zaten zebranın bir tane olduğunu anladık. E bir tane olduğuna göre ne yapıyoruz? Yine S takısı, yani have yerine has olarak kullanıyoruz. Zebranın siyah ve beyaz çizgileri vardır. Linda. Linda bir kız ismi. B
bir tane olduğu için yine ne yapıyorum? S takısı kullanıyorum. Ancak bu sefer not kullanmış. Yani don't ya da doesn't olarak kullanıyorum. E o zaman don't veya doesn't olarak kullanıyorsam bu sefer S takısını kullanmıyorum. Çünkü S takısını doesn't olarak zaten şuradaki S takısını kullanmış sayıyoruz. Bir daha wears yapmıyoruz. Linda okulda üniforma giymiyormuş. Kesin disipline gider. 4 numaraya geldik. Evet, the children. Children, çocuklar. Çocuklar anlamına geldiği için ne yapıyoruz? Birden fazla diyoruz. Bu sefer yine olumsuz yapacağız. Olumsuz yaparken ne diyoruz? Doesn't değil de don't olarak yapıyoruz. Don't go to school by bus. Çocuklar okula servisle gitmiyormuş. Demek ki okulları yakın. It, o, hayvan veya cansız varlıklar için kullandığımızda ne yapıyoruz? It is diyorduk zaten. Oradaki is rains olarak kullanıyoruz. İlkbaharda çok yağmur yağıyor. Benim erkek kardeşim ve ben. Benim erkek kardeşim dese tek bir kişiydi ama işin içine ben de girdiğime göre artık birden fazlayız. S takısı almadan gitmek kelimesini kullanıyoruz. Aynı okula gidiyormuşuz erkek kardeşimle. She, tek bir kişi olduğu için ne yapıyoruz? S takısını kullanıyoruz. She works from 8 a.m. to 5 p.m. Sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışıyormuş. Demek ki memur. Part B, B bölümünde yine geniş zamanla ilgili cümleler kullanıyoruz. Bu sefer verilen cümlenin olumsuzunu yapıyoruz. Kangurular Asya'da yaşıyormuş. Kangurular Asya'da yaşamıyor, Avustralya'da yaşıyor olarak düzeltmişiz. Bir numaraya hemen bakalım. Tigers eat fruit. Kaplanlar meyve yer. Meyve yiyorsa o kadar ceylanı kim yiyor? Diyoruz ve kaplanlar meyve yiyor demiyoruz. Tigers don't eat fruit. Kaplanlar meyve yemez, et yerler. Su deniz seviyesinde 60 derecede kaynar. 60 derecede kaynamıyor, 100 derecede kaynıyor şeklinde yapıyoruz. Boils kaynıyor, doesn't boil kaynamıyor. Avustralya'daki insanlar Fransızca konuşuyor. Avustralya'daki insanlar don't speak French. Fransızca konuşmuyor, they speak English. İngilizce konuşuyorlar. Çünkü İngiliz ve İngiltere'nin sömürgesi. Fransızlar Afrika'yı sömürdü, onlar Fransızca konuşuyor. 4. We celebrate Mother's Day in October. Biz anneler gününü Ekim ayında kutluyoruz. We don't celebrate Mother's Day in October. We celebrate it in May. Ekim'de değil, Mayıs'ta kutluyoruz. Fish live on land. Balık veya balıklar. Şimdi bu biraz işi karıştırıyor. Fish tek başına da olabiliyor. Çoğul olarak da kullanabiliyoruz. S takısı kullanmıyoruz. İkisi de bizim için doğrudur. Sürü ismi olarak kullanıyoruz. 6. sınıflar için biraz gereksiz bir bilgi ama olsun bakalım. Bunu da vermiş kitabımız. Balıklar karada yaşar. Fish don't live on land. Balıklar karada yaşamaz. They live in water. Onlar suda yaşar. We borrow books from bookshops. Biz kitapçılardan kitap ödünç alabiliriz. Parasını verdiğin zaman oluyor herhalde. We don't borrow books from bookshops. Kitapçılardan kitap ödünç alamayız. We borrow books from libraries. Kütüphanelerden kitap ödünç alırız. Yanlış öğrenmeyelim diyor. C. Answer the questions. Soruları cevaplayınız. Hemen sorularımızın cevaplarına bakalım. Who helps you with your homework? Ödevlerinde sana kim yardımcı olur? Who, kim? Kim yardımcı olur? My sister helps me with my homework. Ödevlerimde bana ablam yardımcı olur. 2. Who plays a musical instrument in your family? Ailende müzik aletini kim çalabilir? My dad plays saz. Benim babam saz çalabilir ya da sadece my dad olarak yazabiliriz. What do you wear at school? Okulda ne giyiyorsun? I wear uniform at school. Tabii ki üniforma giyiyorum. What do you play in your free time? Boş zamanlarında, serbest zamanlarında ne oynuyorsun? I play football with my friends. Arkadaşlarımla futbol oynuyorum.
D match the times. One is extra again. Saatleri eşleştiriniz. Bir tanesi fazla. Hemen saatlere bakalım. 12.45 PM. PM dediğine göre öğleden sonra olarak algılıyoruz. Onu neyle eşleştiriyoruz? Tabii ki F. It's quarter to one. 1'e çeyrek kala. In the afternoon. Öğleden sonra 1'e çeyrek var olarak söylüyoruz. AM dediğine göre sabah oluyor. Sabahı da hangisiyle yapıyoruz? E. It's 10 to 6 in the morning. Sabah 6'ya 10 var. 7.45 akşam diyoruz. Akşamı da in the evening. Akşam 8'e çeyrek kala. Quarter to 8. Akşam 7'yi çeyrek geçiyor bu sefer. Akşam quarter past 7 in the evening. Akşam 8.30 dedik. Bunda ne yapıyoruz? It's half past 8 in the evening. Akşam 8.30. 6 numaraya geldik. 6 numarada azıcık yani hatalı verilmiş gibi. Böyle bir şey kullanılmıyor normalde ama 12.00 AM değil de çift 0 çift 0 olarak kullanıyor gece yarısı için. Neyse kitabımız vermiş. Biz de ona göre yapalım. It's midnight. Gece yarısı 12. 12 PM olarak kullandığında da PM zaten öğlenin başlangıcı olarak kullanıyoruz. C olarak it's noon. Öğlen 12 olarak kullanabiliriz. Çok da zorlamaya gerek yok bu kadar. Ve en sonda word list unit 1 ünite 1'in kelime listesi en arka sayfadaki kelime listesinin İngilizceleri ve Türkçelerini verdik. Bu kelimeleri öğrenmeden birinci üniteyi geçtiğiniz olmasın. Bu ünitenin kelimeleri, en önemli kelimeleri bunlar. Tabii diğer kelimeleri de kesinlikle öğrenin. Daha yüksek notlar almak için bunlar lazım bize. Ünitemiz burada sona erdi. Birinci üniteyle alakalı her şey bitti. Umarım faydalı olmuştur. Diğer ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi dersler.